Okay? Gel gel. Welcome. Hey, Anek, put on your neck. And monkey. Yeah, photo. Hello. You get? Evet arkadaşlar, şu anda şu anda Tayland'dayız, Bangkok. Piton? Abino. Evet. Yılanla böyle resim çektiriyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. Çekmiyor ayağını buraya. Çekmeyin, size yüz bahredeyim. Hadi merhaba değerli arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili takipçilerimiz, Güneydoğu Asya'nın en güzel Mercan Adası'na geldik şu anda. Görmüş olduğunuz jet ski ile geçtik. Hakikaten deniz güzel, güneş güzel, muhteşem arkadaşlar. Biraz sonra da zaten dalış yapacağız burada. Sizlere bu denizin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar temiz olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Mercan Adaları'ndayız. Gördüğünüz gibi deniz, güneş bol arkadaşlar. Ve Mercan Adası'ndayız. Hakikaten mercan gibi deniz. Tertemiz değerli arkadaşlar. Denizin dibi gözüküyor. Pırıl pırıl. Mart ayında böyle denize girmek çok güzel değerli arkadaşlar. Jet ski ile buraya geldik. Evet sevgili arkadaşlar, domuzu böyle şişe takmışlar. Bakın şöyle, her şey gözüküyor. Şu işareti görürseniz, bu işaret esrar satışı yapılır diye. Esrar satışı yani. Böyle bakın, esrar yaprakları var. Esrar satışı burada serbest değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her tarafta çekirge, böcek, kurbağa. Haşere haşere. Bir de pahalı. Şu ne? O da başka bir şey. Bunlar kral karidesmiş. Acayip şeyler böyle. İşte tuk tuk denilen bu araçlarla yolcular taşınıyor arkadaşlar. Bir tuk tuğun içi böyle. Bakın böyle. Yolcular karşılıklı bu şekilde oturuyorlar. Binmezden önce bu aracın sahibine parayı ödüyorlar. Daha sonra da buraya biniyorlar. Bu şekilde ring halinde bu tuktuklar dolaşıyorlar arkadaşlar. Bizim bildiğimiz kapalı minibüsler yok burada. Şu ne? Mantar mı? Direkt domuz abi. Ana. Pork domuz. Tamam. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir güzellik. Gerçekten muhteşem. Evet değerli arkadaşlarımız, arkadaki güzellikleri görüyorsunuz. Hilale arkamızda şarıl şarıl atıyor. Gerçekten muhteşem bir manzara. Düştü, hop hop. Denize düştü. Evet. Deniz yanıyor. Türk'ü sanırım.
Türkiye'de bir Türk bulduk. Selamlar. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Ben İstanbul'dan geliyorum. Samsunluyum. Samsunlusun. Evet, evet. Türk olduğumu fark etmedim ya. Ben de sen konuşunca fark ettim. Evet, evet. Evet, arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Okey. Tamam. Elhamdülillah çok şükür. Eşvedenla. Kelime-i şahadet. Eşvedenla. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulü. Yes. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber, La ilahe illallah, Allah Ekber, Allah Ekber ve lillah ilham. Ablası, Taylandlılar Müslüman yapıyoruz. James Bond filmleri burada çekildi diyor arkadaşlar işte. Burada bu adacıklarda James Bond filmleri çekildi. Şimdi James Bond'un çekildiği adalarda biz film çekiyoruz arkadaşlar. Kayalıklara değiyoruz. Bum. Bum 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 bum. Evet arkadaşlar şu anda yatarak gidiyoruz çünkü kayalara başımız değdiği için böyle. Evet şu anda normale döndük. Evet. Evet değerli arkadaşlarımız, bakmayın böyle başımızda kas, tepemizde gözlük. Yani aslında biz maden aramaya gidiyoruz, kömür gazmaya gidiyoruz. Şu anda sürat teknemiz çok çalmadığı için tam olarak sağlıklı görüntü alamıyoruz. Mangaret ağacı diye buna deniyormuş. Evet, mangaret ağacının kökleri de oldukça ilginç. Böyle kökler ne kadar geniş alana tutuluyor. Gerek doğasıyla, gerek görüntüleriyle muhteşem bir yer burası. Evet değerli Şahin Video izleyicileri, Mangaret Mağarası'nı da ziyaret ettikten sonra başka yerlere doğru yol alacağız inşallah. Uçak tam olarak nereye iniyor? Buraya doğru. Bu sayede. Buraya iniyor değil mi? O kayık gibi mi böyle suda mı iniyor? Tabii tabii şey küçük uçak zaten. Bu deniz uçakları. Yangın söndürme uçağı. Onlardan. Tamam denize iniyor yani. Denize iniyor buraya. Tamam. Adının tamamını neredeyse çekmişler yani. James Bond adasında ziyaret ettikten sonra tekrar teknemize biniyoruz ve yavaş yavaş başka yerlere doğru yelken açıyoruz değerli arkadaşlar. Leap on board. Two, before you walk inside, when we walk, when we go to restaurant, one click photo of name restaurant. Evet sevgili takipçilerimiz, şu anda Müslüman köyüne geldik ve restorana giriyoruz. Burada çok acil yemek yememiz gerekiyormuş. Yemeğimizi yiyip daha sonra da bir saatimiz var. Daha sonra da Müslüman köyünü gezme fırsat olursa gezeceğiz arkadaşlar. Gideceğim arkadaşlar. Tavuk var, makarna var, pilav var, salata var. Soğan halkaları var. Biraz sonra size göstereceğim zaten neler olduğunu. Evet görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada Müslümanların namaz kılacağı bir mescit türü şey var. Müslüm köy. Bir Müslüman köyü arkadaşlar. Şimdi bir cami var. Camiyi ziyaret edeceğiz. Gördüğünüz zaten Müslüman oldukları giyimlerinden belli oluyor. Bunun üstüne beton atmışlar. Altı deniz normalde bu evlerin yani. Altı deniz yani. Evet. Müslüm. Elhamdülillah. Evet. Türkiye. Evet. Şöyle. Görüyorsunuz şu anda elimde 20 kilodan fazla bir ağırlık var. İşte bu Hindistan cevizi değerli arkadaşlar. Başında yuvarlak yuvarlak top şeklinde değerli takipçilerimiz Hindistan cevizi ağaçları. 20 metreyi geçkin arkadaşlar boyları. Elimde görmüş olduğunuz bir Hindistan cevizi futbol topu gibi büyük arkadaşlar. Bizim oralara gelenler küçük Hindistan cevizi oluyor.
onların çok güzel olmadığını söylüyor buradaki halk arkadaşlar. İşte bakın egzotik meyveler. Şöyle. Kopuyor daha değer değmez. Zaten yerleri kopmuş. Düşmüş yerlere. Bakın hepsi. Bakın bu da farklı bir meyve. Arkadaşlar olgunlaşmamış daha böyle. Cevize benziyor. Limon gibi. Buralarda çok büyük yılanlar olduğu için arkadaşlar o yüzden bazen ormanın içine dalmak istemiyorum ama su da var. Suyun içinde boğa yılanları falan da oluyor. Piton yılanlar oluyor. Yani o yüzden böyle ormanın içine dalmak tehlikeli değerli arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmem yani. Bakalım bu meyveyi tadalım arkadaşlar nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Hint Okyanusu'nun mavi sularında denize girdik. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Şöyle arkamızda Hindistan cevizi ve egzotik meyvelerin olduğu adadayız değerli arkadaşlar. Bu denizde böyle mercan taşları oluşmuş biçimde arkadaşlar. Bunları götürmek burada suç.